Merhaba arkadaşlar, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde Material Design'daki animasyonlar konumuza devam edeceğiz. Bir önceki derste hatırlarsanız Explode efektinin nasıl kullanıldığını ve uygulandığını gördük. Bugünkü dersimizde hem Slide hem de Fade efektlerinin hem Java ve XML ile nasıl uygulanacağını anlatmaya çalışacağım. Hatırlarsanız önceki dersimizde şöyle bir şey yapmıştık. Gördüğünüz gibi Explode Java'ya bastığımda benim ikinci aktivitim patlama animasyonuyla ekranıma geliyordu. Şuradaki geri butonuna tıkladığımda da gelen efektin tam tersi bir şekilde ekranımdan kayboluyordu. Şimdi Unreal Studio'ya yine vakit kaybı olmaması adına aktivitime yine 4 tane daha buton ekledim. Java Slide, Slide XML, Fade Java, Fade XML diye. Burada versiyon 21 aktivitime yine tanımladığım aynı şeyleri buradaki layout'a da tanımladım. Ve main aktivitede bunların gördüğünüz gibi tanımlarını yaptım. Find view id'leriyle ve set on click'li sınırlar koydum. Şimdi geldik. Şuradaki case'leri de vakit kaybolmasın diye yazdım. Bir önceki dersi anladıysanız aslında bu derste çok farklı bir şey yapmayacağız. Yine aynı şekilde ben şuradaki kodları kopyalıyorum. Ve diyorum ki btn slideshow'a tıklanıldığında bunlar olsun. Gördüğünüz gibi buradaki şu options ne istiyordu? 21, API 21 ve sonrasını istiyordu. Bu yüzden böyle bir if clause yazdık. Ne dedik? API 21 ve sonrasında bu kodlar çalışsın. Aksi takdirde sadece aktivitim başlatılsın. Herhangi bir efekt ile ilgili option biz buna göndermeyeceğiz demiştik. Şimdi burada yapmamız gereken nedir? Slice Java dediğinde türümüz bu sefer ne olacak? Explode XML değil, Slide Java olacak. Şurası slide animasyonu olacak. Şurası da Java ile slide efekti olacak. Bunları butona tıkladık. Gördüğünüz gibi şuradaki put extra'larla activity 2'ye bu verileri gönderdik, değil mi? Daha sonra burada bu get intent'te buradan gelen verileri aldık ve tür, başlık ve ad değişkenlerini atadık ve action barımıza başlığını koyduk. Ve geri alma butonunu ayarlamıştık. Onun için de çalışması için ne demiştik? On support navigate up metoduna override etmemiz gerekiyordu. Siz eğer buraya finish yazarsanız bu herhangi bir efekt kullanmadan ilgili aktiviteyi sonlandırırken finish after transition derseniz bu sefer gelen efektin tersi bir şekilde güzel bir şekilde ilgili aktivitenin yok olmasını sağlıyordu. Daha sonra buradan gelen buradaki şuradan bir hatırlamaya çalışayım. Gördüğünüz gibi bir text view'umuz vardı animasyon adı diye. Buradan gelen bu ad değişkeninde bunu atamıştık. Şimdi geldik buradaki case'lere. Bu case'ler şuradan gönderdiğim tür isimli değişkene göre gerçekleştirilen case'lerde buraya diyorum ki case eğer gelen tür bilgisi slide java ise ne yap? Bunları yap diyeceğiz. Şimdi burada yapacağım şey aslında şuradakinden çok da farklı değil. Eğer diyorum API 21 ve sonrasıysa geldik buraya. Deminki örnekte Explode sınıfını kullanmıştık. Burada da Slide diye bir sınıfımız var. Bunu kullanıyoruz. Enter Transition diyorum. Eşittir New Slide. Daha sonra enter transition nokta set duration deyip buna bir gerçekleştirme süresi verelim. Buna da 1,5 saniye verelim. Burada mesela bu slide animasyonuna ek olarak set slide edge özelliğini kullanabiliriz. Bunu dedikten sonra siz eğer buraya gravity nokta atıyorum soldan mı gelsin left derseniz eğer sizin ikinci aktivitiniz ne olacak? Soldan gelecektir. Birazdan örneği görünce daha iyi anlayacaksınız. Daha sonra da ne yapıyorduk bunu? Get window'la set enter transition deyip bu transition'ı gönderirsek benim bu efektim düzgün bir şekilde çalışacak. Burada tabii ki de şunu unutmuyoruz. Ne demiştik bunu? Set content view ve süperden önce yazıyorduk. Yani bu şu demek, bu gelen pencerede bir transition kullanılacak. Bununla ilgili haberdar ediyoruz. Ve burada da Java koduyla efektimizi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Şimdi bir test edelim. Burada bahsetmediğim bir şey var mı diye bakıyorum.
Evet, şu ana kadar bir sıkıntı yok. Uygulamam derlenirken BTN Slide Java'da bunlar oluyordu. BTN Slide XML'e geçmeden uygulama açıldı. Şimdi Slide Java'ya tıklıyorum. Gördüğünüz gibi soldan benim aktivitim ekrana geldi. Geriye aldığımda da bu sefer yine sola doğru geldiği yöne doğru ekrandan kayboluyor. Evet. Deminkinden çok da farklı değil aslında. Şimdi BTN bu aynı efekti XML ile nasıl yaparız? Burada da yine aynı şekilde ne yapmamız lazım? Şuradaki blue'u alıyorum, kopyaladım. Şuraya yapıştırıyorum. Bu sefer de explode değil yine slide olacak. Türüm. Explode değil slide olacak. XML ile slide diyelim buraya. Burada başka değiştirmem gereken bir şey var mı? Yok. Geldim buraya. Ne yapmıştık? Explode XML ile gerçekleştirirken şurada bir transition diye bir klasör oluşturmuştum ve bunun altına ben bunu tanımlamıştım. Yine aynı şekilde buraya geldim. Transition resource file dedim. Bu sefer de ne olacak adı arkadaşlar? Slide.xml olsun. Root elementimiz de transition set olsun. Buraya geldim. Ne yapıyordum? Yeni bir item başlatıyordum. Yani aslında ne yapabiliriz? Şuradakileri aynen kopyalayabiliriz. Şöyle explode değil de bu sefer de aslında slide olacak. Item diye değil de explode değil. Bunun adı slide olacak. Duration'ı bim olsun. Interpolator verebilirsiniz. Bir de deminki örnekte olduğu gibi slide edge de bu sefer de mesela bottom diyelim buna XML olduğuna farklı bir şey olsun. Farkı görelim diye. Bunu burada tanımladıktan sonra yine Activity 2'ye gidiyorum. Bu sefer gördüğünüz gibi Explode Java diyor ya şunu kopyalayayım. Daha kolay olsun düzenlemesi diye. Eğer bu slide XML ise neler yapsın? Transition. Evet. Öncelikli olarak şuradaki slide isimli XML'imi ne yapıyoruz? Inflate ediyoruz. Daha sonra da bunu get window set enter transition deyip bunu buna göndermem gerekiyor. Bir bakalım. Hatamız var mı? Şöyle şunu da kapatalım. Uygulamam açıldı. Slide XML'e tıkladığımda aslında şu şeyi kaldıralım. Şu biraz insanın canını sıkıyor. Hiç beğenmedim açıkçası. Şöyle bir daha bir deneyelim. Geri geldim. Slide XML dediğimde biz demin batımı seçtiğimiz için aşağıdan yukarıya doğru geliyor. Geriye git dediğimde geldiği yerine doğru çok güzel bir şekilde kayboluyor. Evet, bu da bu şekildeydi. Şimdi burada yaptığımız işlemleri artık anlamışsınızdır umuyorum. Yani şu Fade Java ve Fade XML içinde aslında aynı şeyleri yapacağız. Şuradan hızlı hemen kopyalayalım şunları. Bu sefer ne olacak? Slide'ımız Fade Java olacak. Fade animasyon Java ile Fade. Bunları buraya dedikten sonra da Activity 2'ye gidiyoruz. Bu sefer de neyi alıyoruz arkadaşlar? Şuradakini alalım. Gelen tür bilgisi Slide Java değil de Fade Java ise neleri yapacak? Bu sefer de buraya Slide değil Fade sınıfını kullanarak yapıyoruz. İkinciyi seçecektim, pardon. Yoğun aslında önemi yok. Şurayı da değiştirmem lazım. Daha sonra Enter Transition Set Duration'ı verdik. Fade'de Set Site diye bir özellik yok gördüğünüz gibi. Şunu kaldırıyorum. Ve Fade cevabımız da aslında bitmiş oldu. Hemen bir kontrol edelim. Neye benziyormuş görelim. Fade Java'yı tıkladım. Gördüğünüz gibi çok da aslında belli olmuyor ama şunu mesela biraz arttırırsam belki daha iyi anlaşılır. Fade dediği böyle içeriden gelen yumuşak bir şekilde giriş yaptığı aslında. Gördüğünüz gibi böyle hani içeriden beliriyor. Fade'in zaten mantığı budur. Bunu da böyle yaptık.
Hani ekstradan bir şey yazabilir miyim diye düşünüyorum ama şu an için aklıma açıkçası bir şey gelmiyor. Java'yı bunu gerçekleştirirken yine XML ile gerçekleştirirken buraya yeni bir sayfa dosya tanımlıyoruz. Fade değil bunun adı. Bunun adı da transition set olacak. Okey dedim. Daha sonra buraya geliyorum. Bu sefer fade kullanacağım. Buraya da ne yazıyorduk? Set Android Duration 2000 olsun. Fade, işte burada gördüğünüz mesela buna bir delay verebilirsiniz. Fading mode varmış. Mesela dışarıdan olsun bu da. Bunu buraya yaptıktan sonra da ne yapıyorduk arkadaşlar? Hemen şuradaki butonumuzun içini şunla dolduralım. Sefer slide XML değil, fade XML olacak. Fade animasyon XML ile fade bilgilerini buraya gönderdik. Buraya geldik. Tür bilgisini slide XML değil, fade XML olarak bir case yazmam lazım buraya. Fade XML. Bu sefer yine transition başlayacak. Slide değil. Fade dosyasını okuyacak. Daha sonra da bunu ekrana yazmasını istiyorum. Bakalım. Fade XML'i tıkladığımda şöyle geri gelelim. Gördüğünüz gibi bu sefer dışarıdan içeriye doğru kayboluyor. Hani belki emülatör değil de gerçek bir telefonda, cihazda denesek çok daha güzel görünecektir ama şu an için açıkçası çok daha öyle beğendiğim bir şey değil. Ama kullanmak isteyen arkadaşlar olur. Tabii bunları farklı interpolatorlarla da kullanmanız mümkün. Çok daha farklı sonuçlar elde edebiliriz. Şimdi mesela şuradaki Fade Java'ya mesela buraya da tabii ki de siz interpolator ekleyebilirsiniz. Nasıl eklersiniz? Enter transition dedikten sonra hani set duration değil de bu sefer set interpolator yazarsanız bu sizden time interpolator diye bir şey bekliyor. Buraya da new dedikten sonra mesela anticipate interpolator diye bir şey var mesela. Veya neydi? Bounce interpolator diye bir şey var. Bunları da buraya böyle kullanabiliyorsunuz. Mesela Face Java'ya bir daha bir kontrol edelim bakalım nasıl oldu. XML ile yazdığınız şeyleri tabii ki de Java koduyla da yazabilirsiniz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Fade Java'yı. Evet, böyle. Hani çok da bir şey değişti mi aslında? Değişmedi. Bunları da bu şekilde kullanıyoruz. Başka anlatmadığım bir şey kaldı mı? Bütün butonları da doldurduk. Dediğimiz gibi burada mesela başka bir şey kullanalım. Bakalım anticipate operator diye bir şey gördüm. Çok farklı olmuyor. Neden olmuyor? Fade Java'yı dolduruyoruz, değil mi? Doğru. Yani çok da böyle bariz bir fark yok. Yalnız yaptığımız değişiklikler sanki hiç uygulanmıyor. Şöyle main activity'yi kontrol ettiğimizde şurada demin fade yazıyordu. Ben onu fade java yaptım. Neden? Fade yazdığı zaman buradaki case'e hiç girmediği için bizim burada yaptığımız şeyler tabii ki de anlamsız oluyordu. Şurayı fade java yaptıktan sonra artık burası çalışacak. Mesela şu an 5500 yani 5 saniye ayarladım o fade efektini. Şimdi tam olarak nasıl çalıştığını daha iyi anlayabilir. Tıkladım. Gördüğünüz gibi 5 saniye içerisinde beliriyor. Geriye bastığımda da şu an tam bitmedi. Şimdi bastığımda da gördüğünüz gibi 5 saniye içinde kayboluyor arkadaşlar. Evet. Bu efektleri de gördük. Gördüğünüz gibi hepsi aslında aynı mantıkla çalışıyor. XML ile çalıştırılması için transition içine koyuyoruz. Java ile belirlerken de ilgili efektin sınıfını
kullanarak bir transition başlatıp ilgili özellikleri verdikten sonra set enter transition metoduyla bunları penceremize dahil ediyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.